24 ekranlarından yeniden merhabalar, Nur Köşker ben, kahve molasıyla karşınızdayız. Güzel bir haberle başlayalım. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası olan Türk Hava Yolları 2023 finali İstanbul'da gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan ilk dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli işbirliği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 28 milyar etkileşimle spor severler Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor. Türk Hava Yolları'nın UEFA Süper Kupa, UEFA Futbol Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finallerinde de resmi sponsor unvanıyla yer alacağını belirtelim. Günün önemli verisiyle devam edelim. Şimdi de gözler bugün Ağustos ayı enflasyon rakamlarındaydı. Yılın 8. ayında enflasyon beklentilerin altında gelirken aylık bazda %1,46, yıllıktaysa %80,21 oranında artış kaydetti. Ağustos'ta zam şampiyonu ise üniversite eğitimi oldu. Yılın 8. ayında enflasyon beklentilerin altında geldi. TÜİK'in verilerine göre Ağustos'ta tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,46 olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise %2,41 oranında yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında enflasyon tüketici fiyatlarında %80,21 oldu. Yurt içi üretici fiyatlarında da %143,75 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise Ağustos'ta %66,08 seviyesinde yükseldi. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %7,01 ile sağlıkta görüldü. %6,55 ile eğitim, %3,86 ile da mal ve hizmetler en fazla artış yaşanan kalemler arasında yer aldı. Gıda enflasyonu %0,85 seviyesinde gerçekleşirken, ulaştırmada ise %1,78'lik düşüş görüldü. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %116,87 ile ulaştırmada gerçekleşti. Ulaştırmaya %92,02 ile ev eşyası, %90,25 ile de gıda takip etti. Ağustos ayının zam şampiyonu %24,24'lük fiyat artışıyla üniversite eğitimi oldu. İkinci sırada %16,72 artışla ilaçlar, üçüncü sıradaysa %14,21'lik yükselişle meyve ve sebze suları yer aldı. Bu dönemde en fazla fiyat düşüşü de %8 ile kümes hayvanları etinde görüldü. Ağustos ayı enflasyon rakamları beklentinin altında geldi dedik. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de buna ilişkin bir açıklamada bulundu ve önümüzdeki aylarda enflasyonun hız kesmeye devam edeceğini belirtti. Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuştuğunu söyledi. Bu ülkeler son 40 ila 50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyor ifadelerini kullandı. Resesyon ihtimali nedeniyle dünyada birçok ülkenin negatif reel faiz politikası uyguladığını belirten Nebati, bizler yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz, politikalarımızda da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz dedi. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz ifadelerini kullandı. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz dedi. Sırada küresel ekonomiyle ilgili haber turumuz var. G7 Maliye Bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planını onayladı. Söz konusu gelişmenin ardından Rus enerji şirketi Gazprom, kuzey akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını süresiz şekilde durdurdu. Rusya'nın bu hamlesi doğal gaz fiyatlarında %35'lik yükselişe neden oldu. Öte yandan enerji krizinin çözümü için Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in Katar'a gideceği açıklandı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ise enerji piyasasındaki istikrarın ülkesi için önemli olduğunu vurguladı. Doğal gaz piyasasındaki istikrarı destekleyecek yatırımlarının olduğunu belirtti.
Moskova borsasında döviz ve değerli metallere yönelik işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemlerin neden durdurulduğuna ilişkin açıklama ise yapılmadı. Çin'in büyüme beklentilerine yönelik aşağı yönlü bir revize daha geldi. Amerikalı yatırım bankası JP Morgan bu yıl için büyüme öngörüsünü %3,2'den %3'e düşürdü. Gelecek yıla yönelik beklentisini ise %5,1'den 4,6'ya çekti. Bankanın analizinde konut sektöründe devam eden zayıflığa ve artan COVID vakaları nedeniyle alınan sıkı tedbirlere işaret edildi. Piyasalara bakalım şimdi de. Enerji krizi avro üzerinde baskısını artırmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlemlerinde avro dolar karşısında ilk kez 0,99 seviyesinin altını gördü ve böylece 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki içeride neler olup bitiyor? Dönelim hemen Borsa İstanbul'a. Bakalım BIST 100 endeksi 3320 puandan işlem görüyor. Artı da %3,02'lik yükselişte. Gelsin döviz cephesi. Dolar TL paritesine bakalım. 18.23'ten işlem görüyor dolar TL paritesi. Aynı şekilde euro TL paritesinin de geride bıraktığını görüyoruz dolar TL paritesinin. Euro TL paritesi de 18.10'dan işlem görüyor. Eksi de %0,13'lük bir azalış var diyelim. Altın cephesine bakalım. Ons altın artı da 1713 dolardan, Cumhuriyet eksi de 6830 liradan, çeyrek artı da 1641 liradan, gram altın yine aynı şekilde artı da 1003 liradan işlem görüyor. Bakalım petrolde neler olup bitiyor. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor, artı da %2,73'lük bir yükseliş var. Son olarak da tahvile bakacağız. Tahvilde 14.52'den işlem görüyor. %0,48'lik bir artış olduğunu görüyoruz tahvilde. Şimdi petrol cephesinde gözler OPEC artı toplantısından çıkacak karara çevrilmiş durumda ve toplantıda üretim kotalarının aynı tutulması ya da üretimin düşürülmesi bekleniyor. OPEC artının bugünkü toplantısında Ekim ayı için petrol üretim kotalarının değiştirilmesi beklenmiyor. Ancak bazı kaynaklar ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle düşen fiyatları desteklemek için küçük çaplı bir üretim kesintisine gidilme ihtimalinin de masada olduğunu belirtiyor. Üretimin kısılması yönünde bir karar alınması halinde günlük 100 bin varille sınırlı kalacağı da belirtiliyor. Toplantı öncesi Rusya'dan gelen sinyaller ise üretim kısıntısına şu anda bir destek verilmeyeceği yönünde. Suudi Arabistan ise geçen ay petrol fiyatlarındaki düşüşü önlemek için üretim kesintisine gidebileceğine işaret etmişti. Devam edeceğiz yine piyasaları detaylı bir şekilde konuşmaya. Yayın konuğumuz var. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ. Bizimle Eda Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Petrolle başlayalım isterseniz, hazır petrolden bahsediyorken. Nasıl olur sizce seyir, toplantıdan nasıl bir karar çıkar ve toplantı öncesi piyasalardaki seyri nasıl yorumluyorsunuz? Evet, petrol yatırımcısı açısından önemli bir gün. OPEC grubunun toplantısı var bugün özelinde. Aslında 100 bin varillik üretim artışını zaten geçtiğimiz ay karar vermişlerdi ama en son geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan Enerji Bakanı petrol üretiminde belki bir kısıntıya gidebiliriz şeklinde ifade kullandı. Dolayısıyla piyasanın biraz kafası karışmış durumda. Yani bugünkü toplantıya yönelik belki bir üretim kısıntısıyla da karşılaşabiliriz, karşılaşmayabiliriz de. Dolayısıyla bu belirsizlik biraz fiyatları baskılıyor. Tabii ki olası OPEC grubunun üretimde bir kesintiye gitmesi demek petrol fiyatlarının yukarı yönde tepki vermesi anlamına gelecektir. Zaten petrolün ana hikayesinde arz talep dengesizliği devam ediyor. Dolayısıyla bugün toplantıdan çıkacak karar sonrası yine petrol fiyatlarında bir oynaklık gözlemlenebilir diye düşünüyorum. Eğer ki üretim kesintisine gidilmezse, mevcut karar korunursa en azından bu durum biraz daha fiyatları rahatlatabilir. Hani o çok yukarı yönlü sert hareketin önüne geçebilir düşüncesindeyim. O yüzden biraz bugünkü toplantıya odaklanmış durumdayız. Tabii bir diğer konu da petrol fiyatları için İran nükleer anlaşma görüşmeleri. Onunla da ilgili Avrupa Birliği ve İran'dan geçtiğimiz günlerde görüşmelerin oldukça ilerleme kaydettiğine dair açıklamalar geliyordu. Ancak hafta sonu gelen bir habere göre de Amerika
Amerika özellikle İran'ın cevabını çok da yapıcı bulmadığını ifade etti. Yani bu da İran petrolünün piyasaya daha erken değil, daha geç bir zamanda gelebilme ihtimalini güçlendirdiği için biraz bu durum da aslında fiyatlar üzerinde bir belirsizlik yaratıyor. Hani dolayısıyla bugün OPEC grubunun toplantısını ve bu hafta içinde İran nükleer anlaşma görüşmelerine yönelik gelişmeleri petrol fiyatlarının seyri açısından takip ediyor olacağız. Peki, Euro'nun gidişatı ile ilgili öngörünüz nedir? Şimdi dolar-TL paritesi, Euro-TL paritesinin önünde küreselde de güçlenmeye devam ediyor. Hatta altın yatırımcısının bile dolara yönlendiğini görüyoruz. Bu tablo böyle devam eder mi sizce? Evet, güvenli liman olarak tabii ki biraz daha doların aslında ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Altın bile eskisi kadar talep göremiyor. Diğer taraftan kurlar cephesine baktığım zaman Euro TL'de ve Dolar TL'de 18 liraları konuşmaya başladık. Yani özellikle tabii ki doların 18 liraların üzerine doğru yükselmesiyle Euro TL ile aynı seviyelere geldiğini de görüyoruz. Küresel anlamda Euro değer kaybediyor, Dolar güçleniyor. Bu durumda tabii ki Euro-Dolar paritesinin de bir seviyesinin altına doğru hareket etmesine neden olmuş durumda. Şimdi Avrupa'da temel hikaye çok zayıf. Resesyon endişesini konuşuyoruz ve enerji krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Dolayısıyla şu anda Euro'yu güçlendirecek bir gelişme bulunamıyor. En son Temmuz ayında biz faiz artışıyla karşılaşmıştık Avrupa Merkez Bankası'nda. Bu hafta da Perşembe günü yine ECB'nin faiz kararı var. Olası bir faiz artışı, evet, kısa soluklu belki Euro'nun değerlenmesini destekleyebilir ama asıl hikaye bir tarafta resesyon, bir tarafta enerji krizi olunca dolayısıyla para birimi üzerinde de baskı yarattığı için Euro'nun bence bir süre daha zayıf seyrinin devam etmesine neden olacak gibi gözüküyor. Peki, Euro'da gidişat böyle. Öte yandan Borsa İstanbul'da beklentine yeni yeni rekorlar gelecek mi sizce gündeme? Yeni rekorların devam etmesi şu aşamada bekleniyor. Bugün bile 3323 puanla zaten zirve seviyesini test ettiğini de görmüş olduk. Dışarıya görece pozitif ayrışmamızı koruyoruz. Kendi iç hikayemizle yükselişimizi sürdürüyoruz. Ana resimde zaten 3000 puanın üzerinde kaldığı sürece, olası satışlar bu noktaya kadar karşılandığı müddetçe zaten çok ciddi bir bozulma meydana gelmez diye düşünüyorum. Hala bir yukarı yönde potansiyeli var. Bu sabah enflasyon verisini aldık. Yine beklentilerin altında gerçekleşti ama yine yüksek seviyeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu da tabii ki yatırımcıyı enflasyondan koruma amaçlı hala Borsa İstanbul'a yatırım yapmaya aslında desteklemekte, teşvik etmekte. Yani şu an için kısa vadeli görünüm pozitif. Bankalar çok iyi destekliyor piyasayı. Bankacılık endeksinde de bugün %4'ün üzerinde bir getiri var. Bu da tabii ki Borsa İstanbul'un yükselişini de sürdürmesini sağlıyor. Önümüzdeki günlerde tabii ki volatiliteyi devam edecektir. Bu alımların yerini zaman zaman kar satışları alabilir. Ama şimdilik dışarıyla çok korele gitmediğimiz müddetçe biz kendi hikayemizle yükselişimizi sürdüreceğiz gibi gözüküyor. Bir iki cümleyle de altın dinleyelim sizden. Altın için kararsızlık ve zayıf seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve Amerika'dan açıklanacak veriler takip edilecek. Ama asıl altın 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak Fed toplantısını bekliyor. Dolayısıyla o güne kadar altındaki o temkinli seyir devam edecektir. Ama yukarı yönde tepkilerin ben çok güçlü kalmasını Fed toplantısı öncesi beklemediğimi belirtmek isterim. Peki. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ değerlendirmelerini aktardı. Eda Hanım, teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Noktalayalım burada kahve molasını. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.